Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere iğne oyasından bu güzel modelin yapılışını göstermeye çalışacağım. Öncelikle alt kısmını ve üzerinin zürafasını yapacağız arkadaşlar. Şimdi oyamın yapılışına geçiyorum. Daha önceden zürafamı yaparak hazırladım. Zürafalarımı birazcık daha küçük yaptım arkadaşlar. Yani sık yaparsanız daha güzel olur arkadaşlar. Baştaki zürafama batarak hemen düğümümü atıyorum. Bir sonraki zürafaya batıyorum. Buraya pırpır yapacağım. Pırpırımın büyüklüğünü ayarlamam gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde bir pırpır yaptım. Pırpırımın içine batıyorum. Bir sonraki zürafama batarak aşağıya dönüyorum. Şu şekilde ipimi ayarladım arkadaşlar. Tıpkı trabzan yaptığımız gibi. Bana gönderilen modelde trabzan değildi arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyor. Eğer trabzan yapmak isterseniz hemen ortasından iğnenizi ortasından geçirerek ortasına bir düğüm atarsınız arkadaşlar. Ben bu şekilde devam edeceğim. Tekrar ipimin içine battım. Kenarında zürafa olacak şekilde ayarlıyorum üzerinde. Ve düğümümü sıktım arkadaşlar. Bir sonraki zürafaya batıyorum. Aşağıya dön. Tekrar ipimin içine batıyorum. Ve yukarıya döndüm. Bu şekilde bu sırayı tamamlayacağım arkadaşlar. İlk sırayı tamamladım arkadaşlar. Şimdi hemen baştaki pırpırımın içine batıyorum. Bir düğüm atıyorum. Buraya zürafa yapacağız arkadaşlar. Her bir boşluğa batarak bu şekilde zürafa yapacağım arkadaşlar. İki sıra, bu sırayı tamamladıktan sonra bir sıra daha, yani iki sıra zürafa yapacağız arkadaşlar. Üzerine iki sıra zürafa yaparak tamamladım arkadaşlar. Şimdi hemen baştaki zürafama iğnemi batarak düğümümü atıyorum. Bu defa iğnemi boncuk iğnesi aldım arkadaşlar. Çünkü bu sırada boncuk takacağız. Bir tane zürafa yapıyorum. Bir tane boncuk alıyorum. Boncuğumu aldıktan sonra hemen geçiriyorum. Bir tane zürafa bırakıyorum. Bir tane zürafa bırakıyorum. Bir sonraki zürafaya batıyorum.
Şu şekilde düğümümü attım. Tekrar bir tane zürafa yapıyorum. Bir tane boncuk alıyorum. Boncuğumu aldıktan sonra bir tane zürafa bırakıyorum. Bir sonraki zürafaya batıyorum. Yine aynı şekilde bir tane zürafa yapıyorum. Tekrar boncuk aldım. Bir tane zürafa bırakıyorum. Bir sonraki zürafaya batıyorum. Bu şekilde boncuğumu takarak bu sırayı da tamamlayacağım arkadaşlar. Boncuklarımı da takarak tamamladım arkadaşlar. Şimdi hemen baştaki zürafaya iğnemi batıyorum. Hemen düğümümü attım. Boncuklu olan kısma batmıyorum arkadaşlar. Bir sonraki zürafaya batıyorum. Bu şekilde buraya ipimi uzattım arkadaşlar. Dilerseniz geriye dönüp sık iğnesini yapabilirsiniz. Fakat ben bu sırada bu şekilde iplerimi atacağım. Daha sonra sık iğnesini yapacağım. Şimdi yine boncuklu kısmı atlıyorum arkadaşlar. Bir sonraki zürafaya batıyorum. Yine aynı şekilde boncuklu kısmı atladım. Bir sonraki zürafaya battım. İpimi bu şekilde ayarlayarak bu sırayı da tamamlayacağım arkadaşlar. Hemen iplerimi de atarak tamamladım arkadaşlar. Tekrar atmış olduğum ipimin içine iğnemi batarak hemen düğümümü atıyorum. Şu şekilde dibine getirdim. Buraya sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Üç tane sık iğne yaptım ve buraya tepesine pırpır yapıyorum. Tekrar batıyorum. İkinci pırpırımı yapıyorum. Tekrar batıyorum. Üçüncü pırpırımı yaptım. Tepesine üç tane pırpır yaptım arkadaşlar. Tekrar sık iğne yapıyorum. Bir, 2
Ve 3. 3 tane sık iğne yaptım arkadaşlar. Şimdi bir sonrakine geçiyorum. Hemen dibine düğümümü attım. Şu şekilde. Yine aynı şekilde buraya 3 tane sık iğne yapacağım. Üç tane sık iğnemi yaptım. Yine pırpır yapıyorum buraya. İkinci pırpırımı yapıyorum. Tekrar batıyorum. Üçüncü pırpırımı yaptım arkadaşlar. Tekrar 3 tane sık iğne yapıyorum. Ve bir sonraki ipimin içine batıyorum. Bu sırayı bu şekilde tamamlayacağım arkadaşlar. Sık iğnemi ve pırpırlarımı yaparak tamamladım arkadaşlar. Şimdi tekrar iğnemi, aynı ipimi aldım. Hemen şu kısımdan ben batarak başlayacağım. Düğümümü atıyorum. Baştaki pırpırıma batarak hemen düğüm atıyorum. Arkadaşlar bu oyayı yaparken ekleme yerine geldiği zaman zaten düzgün olacaktır. O yüzden pırpırınızdan başlayabilirsiniz. Çünkü ben bunun devamı olmadığı için kenarında açıklık olmasını istemediğimden bu şekilde başladım. Siz direkt pırpırınıza batarak başlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bir sonraki pırpırıma batıyorum. Zürafa yapıyorum. Bir sonraki pırpırıma batıyorum. Zürafa yapıyorum. İki tane pırpırım oldu. Diğer pırpırlarıma geçiyorum hemen. Baştaki pırpırıma battım. Yine zürafa yaptım. Arasında bir tane zürafa oluyor. Bir sonraki pırpırıma batıyorum. Sondaki pırpırıma batıyorum. Bir sonraki pırpırıma geçiyorum. Ve yine arasına zürafa yapıyorum. Bu şekilde bu sırayı zürafa yaparak tamamlayacağım. Zürafamı da yaparak tamamladım arkadaşlar. Şimdi tekrar boncuk iğnemi aldım elime. Hemen baştaki zürafamın içine batıyorum ve düğümümü atıyorum. Düğümümü attım. Bir sonraki zürafaya batarak hemen bir tane zürafa yapıyorum. Zürafamı yaptım. Hemen bir tane boncuk alıyorum arkadaşlar. Ortadaki zürafaya batmıyorum. Bir sonraki zürafama batıyorum. Tekrar zürafa yapıyorum.
Tekrar boncuk alıyorum. Aradaki bir sonraki zürafaya batmıyorum. Aradaki zürafaya batmıyorum. Bir sonraki zürafaya batıyorum. Tekrar zürafa yapıyorum. Aşağıda yapmış olduğum gibi üstünde de aynı işlemi uyguluyorum. Bu şekilde tamamlayacağım bu sırayı arkadaşlar. Boncuklarımı takarak bu sırayı da tamamladım arkadaşlar. Şimdi bir sonraki sırayı yapacağız. Yine devamında birleştireceğiniz için zürafanızın içine batarak başlayabilirsiniz arkadaşlar. Fakat ben şu kısımdan başlayacağım. Veya namaz örtüsünün tek kenarına yaparsanız arkadaşlar yine benim yapmış olduğum gibi bu şekilde başlayabilirsiniz. Hemen zürafamın içine batıyorum. Zürafamın içine tekrar batıyorum. Minik bir zürafa yapıyorum. Ve bir sonraki zürafama batıyorum. İpimi bu şekilde ayarladım. Tekrar aynı zürafanın içine batıyorum. Minik bir zürafa yapıyorum. Ve bir sonraki zürafaya batıyorum. Tekrar aynı zürafanın içine batıyorum. Bir tane minik zürafa yapıyorum. Bu şekilde bu sırayı da tamamlayacağım. Bu sırayı da tamamladım arkadaşlar. Şimdi iğnemi şu yapmış olduğum zürafadan önceki boşluğa batıyorum. Düğümümü attım. Hemen zürafamın içine batıyorum. Bir tane zürafa yapıyorum. Zürafamı yaptıktan sonra bir tane boncuk alıyorum. Hemen ipimin içine batıyorum. İkinci zürafamı yapmış oldum. Tekrar zürafamın içine batıyorum. Üçüncü zürafamı yapmış oldum. Tekrar ipimin içine batıyorum. Dördüncü zürafamı yaptım. Aynı ipin içine tekrar batıyorum. Beşinci zürafamı yaptım. Hemen şuradaki zürafama batıyorum. Altıncı zürafamı yaptım. Tekrar ipimin içine batıyorum. Üç, altı, yedinci zürafamı yaptım. Tekrar aynı ipimin içine batıyorum. Sekizinci zürafamı yaptım. Sekizinci zürafamı yaptıktan sonra bir tane
Boncuk alıyorum. Hemen tepedeki zürafama batıyorum. Dokuzuncu zürafamı da yapmış oldum. Hemen şuradaki boşluğa batarak 10. zürafamı yapıyorum. Dilerseniz baştaki zürafaya batarak başlayıp burada başındaki zürafayı ortasına alabilirsiniz arkadaşlar. O da sizin isteğinize kalmış. Bu şekilde devam ettiği için başında başladım. Şimdi oyamı çeviriyorum. Dilerseniz çevirmeden de yapabilirsiniz. Hemen baştaki zürafamın içine batarak kenarına pırpır yapıyorum. Pırpırımı yaptım. Hemen boncuklu olan zürafamın içine batıyorum iğnemi. Boncuğum sağ tarafta kalacak şekilde düğümümü atıyorum. Boncuğum bu tarafta değil, bu tarafa geldi arkadaşlar. Sağ tarafta kaldı. Şimdi tekrar boncuk alıyorum. Tekrar zürafa yapıyorum. Bir sonraki zürafaya batıyorum. Sırasıyla birer birer zürafaların içine batarak zürafa yapıyorum. Şimdi boncuklu zürafama kadar geldim arkadaşlar. Tekrar boncuk alıyorum burada. Bu defa boncuğum sol tarafta olacak şekilde ayarlıyorum. Boncuğum sol tarafta olacak şekilde ayarladım ve düğümümü sıktım. Sondaki zürafaya batıyorum. Oyamı tekrar çevirdim. Hemen baştaki zürafaya batarak kenarına pırpır yapıyorum. Boncuğum sağ tarafta kalacak şekilde. Yani kenarında bir tane zürafa gidecek arkadaşlar. Buna dikkat edeceğiz. Boncuğum sağ tarafta kalacak şekilde düğümümü ayarlıyorum. Ve zürafamı yaptım. Bir tane boncuk alıyorum. Tekrar zürafa yaptım arkadaşlar. Bir sonraki zürafama batıyorum. Bu şekilde dağımı oluşturuyorum. Zürafa sayım bir tane kalıncaya kadar. Her sırada bir tane zürafam eksilecek arkadaşlar. Diğer boncuklu zürafama kadar tekrar zürafa yaptım. Tekrar boncuk alıyorum. Bu defa boncuklarım sol tarafta olacak. Başlangıçta sağ tarafta kalırken bitişte sol tarafta kalacak arkadaşlar. Zürafamın içine battım.
Bu şekilde zürafa yaptım. Ve sondaki zürafama batıyorum. O yamı tekrar çevirdim. Baştaki zürafaya batarak kenarına pırpır yapıyorum. Yine aynı şekilde boncuğum sağ tarafta kalacak şekilde. Başında hem sağ tarafta, sonunda da sol tarafta kalacak arkadaşlar. Zürafamı yapıyorum. Tekrar boncuk alıyorum. Bir sonraki zürafama batıyorum. Bu şekilde eksilterek tamamlayacağım arkadaşlar. Son boncuklarımı da taktım arkadaşlar. Yine tekrar iki tane son boncuğumu taktıktan sonra geri döndüm ve bir tane kenarındaki zürafamı yaptım. Yine her zamanki gibi çevirince boncuğum, baştaki boncuğum sağ tarafta kalacak. O yüzden düğümümü ona göre attım. Ve bir sonraki boncuğumu nasıl yapacağım? Sondaki boncuğumla da ikisi bir arada olacak arkadaşlar. Bunu da sola doğru, yine her zamanki gibi sola doğru yatıracağım. Hemen iğnemi battım ve zürafamı bu şekilde yapıyorum. Sondaki zürafama batıyorum. Tekrar oyamı çevirdim. Kenarına pırpır yaptım. Bir sonraki zürafama batıyorum. Sondaki zürafama battım. Tekrar çevirdim oyamı. Kenarına yine pırpır yapıyorum. Tek zürafam kaldı. Tekrar çeviriyorum. Zürafamın içine batarak kenarına yine pırpır yaptım. Bu şekilde kenarında 10 tane zürafa ile başladığım için beşer beşer pırpırım oldu arkadaşlar. Şimdi bir sonraki dağımı yapmak için yine aynı şekilde şu ipimin içine batarak başlayacağım. Zürafamın içine batarak bir zürafa yapacağım. Yine aynı bu tarafta yapmış olduğum gibi. Diğer dağlarımı da yaparak tamamlayacağım arkadaşlar. Diğer dağlarımı da yaparak modelimi tamamladım arkadaşlar. Bu şekilde modelim tamam oldu. Şimdiden bu modeli deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.